Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi Norveç basınında çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Bizim istediğimiz olan Brian Sten'le alakalı önemli bir iddia. Bu detayı konuşmak istiyorum. Belki okudunuz, izlediniz bilmiyorum ama ben de bir detayı bir değerlendirmek istiyorum. Tabi yarın Antalya Spor'la maçımız var. Elimizden geldiğince hem Antalya Spor cephesini değerlendireceğiz. Hem kendimizi değerlendireceğiz. Bugün bir teridmanı var bakalım Kimler antrenmana çıkacak, kimler çıkmayacak? Tabii bu detaylar da önemli. Ama biz elimizden geldiğince iki kadroyu da bir değerlendirelim. Önemli gelişmelerimiz var. Şimdi 1 Şubat Antalya Spor maçımız var. 5 Şubat Galatasaray maçı var. Bu iki tane maç bizim için çok önemli. Hem hoca adına, hem yönetim adına, hem cami adına birlik ve beraberliği sağlayabilmemiz adına tekrardan biz bu iki maçtan galip gelmemiz gerekiyor. Antalya içeride İçeride iyi oynuyoruz, içeride kazanıyoruz. İyi oynuyoruz derken yani kazanıyoruz, sonucu alabiliyoruz. İçerideki oyun bir şekilde yetiyor kazanmamıza. Ama deplasmanlarda da bir o kadar stratejik anlamda, taktiksel anlamda, fiziksel anlamda eksik olduğumuzu görüyoruz. Tabi buradaki detay şu. Biz içeride neden kazanıyoruz, dışarıda neden kaybediyoruz? İçeride bu kadar iyi oynayan takım dışarıda neden bu kadar kötü oynuyor? Bu kadar farklı mağlubiyetler alıyor. Bu kadar rakibe neden pozisyon veriyor? Yani çünkü aynı takım abi içeride dışarıda çok fazla fark etmemesi gerekiyor. Bu işi ben de yaptım. Evet deplasman rakibin taraftar desteği olabilir. Deplasmanda rakibin işte kendi sahası, hava şartları bunlar hepsi etkiliyor. Etkilemiyor değil ama bu kadar etkilememesi lazım. Bu kadar bir takımın performansını yani öne geçtiğin zaman da bu kadar hani 2-1, 3-1, 4-1'e kadar maçı götürmemen lazım. Benim demek istediğim şey buradaki sıkıntı ne? Burada hani e, maçı hazırlanışta mı bir problem var? Kadro tercihinde mi yoksa maçtaki stratejide mi bir sıkıntı var? Bunu Abdullah Avcı'nın çözmesi lazım. Zaten Abdullah Avcı da kendi de diyor. Deniyorum, deniyorum, bulamıyorum diyor. Bunu Abdullah Avcı bir an önce bulup bu deplasman işini çözmesi lazım. Tabii şimdi işimiz içeride. İçerideki maçı hani ben e, sonucu taraftarımızın da büyük bir desteğiyle alıyoruz. Bakın altını çiziyorum tabii ki. Bunu göz ardı edemeyiz. Taraftarımızın takımı ateşlemesi çok önemli. Zaten sezon başından beri olsun geçtiğimiz sezondan beri Abdullah Avcı da bundan dile getiriyor. Taraftarımıza bizim ihtiyacımız var diyorlar. İçeride ama kazanan bir takım dışarıda bu kadar kaybetmemesi lazım. Çünkü bu e, bu iş hani e, o kadar farklı olmaması lazım ve biz büyük bir camiaysak, büyük bir takımsak çıkacağız abi çatı çatır içeride dışarıda kazanacağız. Bak Galatasaray 10-10 yaptı ligde içeride dışarıda kazanıyor. Bu sene tamam çalkantılı olabiliriz ama elimizdeki mevcut kadronun bu kadar kötü oynamaya hakkı yok bu kadronun bir şekilde 3 puanı alması lazım veya bu kadar hani kaybedebilir abi her maçı kazanamazlar ama bu kadar kötü oyun bu kadar pozisyon verme yani rakip artık boş kaleye kaçırıyor 70-80'de ceza sahasında şova dönüyor bunlara izin vermemesi lazım. Benim demek istediğim detay bu. Şimdi arkadaşlar şimdi Ola Bryce'den'e geleceğim önce şöyle bir Antalya'ya bir konuşalım sonra transferle alakalı konuşacağız elimizden geldiğince. 21 puanı var Antalya Son hafta biliyorsunuz 3-2 Ümraniye'yi kendisi aslında yendi. Son dakikada attı golü. Bir kere Antalya Spor takımı deplasmanda çok kötü. Deplasmanda baya kötü de. 7 puanı var ligin en sonlarında arkadaşlar Antalya Spor. 7 puan almış pardon deplasmanda. Ümraniye'yi Sivas'ı yenmişler ve Hatay'la da berabere kalmışlar 0-0 3 hafta önce. Deplasmanda Hatay'la berabere kaldı. Deplasmanda Ümraniye ve Sivas'ı yenmişler bu kadar. Onun dışında sıkıntılılar. Son maçlarında 3-2 kazandıklarının altını çizmek istiyorum. Son 4 maçta bir galibiyet, bir yenilgi, iki tane beraberlik almışlar. O bir yenilgiyi de Galatasaray'a karşı 2-1 aldılar arkadaşlar. Bunu net bir şekilde hani söylemek istiyorum. Son 4 maçta gene bir tempo yakalayan, gene bir şeyler yapmayı deneyen, kolay kaybetmeyen bir Antalya Spor takımı var. Ondan önce baya bir sıkıntıya girmişlerdi. Ama şimdi baktığımızda ki Hani biliyorsunuz Nur Şahin gene Volkan Demirel için söylemiştim. Nur Şahin de bize karşı biraz daha hırslı, biraz daha farklı takımını hazırlıyor. Hacı bir arka dele var. Dün itibariyle antrenmana çıkmadı. Bugün kadroya girer girmez onu göreceğiz. Onların da bir terizmanı var. Oradan da gelecek bilgileri göreceğiz. Onların bir maç kadrosuna bakacağız. Seyahatleri var onların. Trabzon'a gelecekler ama Hacı sakatlı sakatlığı var. Santaforları Luis Adriano var. İki maç ceza almıştı. İndirilmedi diye biliyorum. Luis Adriano da yok. İki tane santraforu yok arkadaşlar. Şu an Antalya Spor santraforsuz gelecek. Tabi Nakajima var. İleriye atmışlardı biliyorsunuz Japon oyuncu Nakajima. Şimdi bu oyuncuyu ileri mi atar? Yoksa son maçta Ümraniye Spor maçında ileride Larsen'i koydu. Arka, Larsen biraz kanat oyuncusu. Hızlı, gezgin bir oyuncu. Acaba Larsen ee, Nakajima'yı arka arkaya koymuştu. İkisi, bence Larsen'i koymayıp Nakajima'yı da koyabilir. Bizim takımıza karşı biraz kontra atak düşünüyorum ben. Tabi Hull City'den tekrardan Doğukan Sin'i getirdi. Bir kanada Doğukan'ı koydu. Bir tarafa Sinan Gümüş'ü koydu. 10 numara nakacımı ileriye de e, Larson'u koymuştu. Ben hani Doğukan Sin'i koyacak ama sanki Sinan Gümüş'ün yerine Larson'u çekip hani farklı bir formata dönebilir diye düşünüyorum. Tabi bakacağız. onların da kadrosu önemli. Tabi her şeyden önemlisi biliyorum. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Bizim takımımız ne yapacak? Bizim takımızda Abdullah Avcı'nın kadro tercihi çok önemli. Bizim takımımızdaki son durum şu şekilde. Bruno Perez 2 ile 3 hafta yok. Marek Amşik 3 ile 4 hafta yok. Gımamil uzun bir sakatlıktan döndü. Abdullah Avcı'nın kafasında bazı karışıklıklar var. Bunlar ne? Stopper mevkisinde Densil, Vitoro ve Batra. Üçünün performansı birbirine çok yakın. Ve hala ve hala bu üçlüden hangi ikiliyi çıkartacağını düşünüyor Abdullah Avcı ve bunun kararını verecek şimdi Abdullah Avcı. Hemen gelelim orta sahamıza. Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Kadir Ömür. Bu üçlüyü bozacağını düşünmüyorum. Bu üçlü zaten oturdu. Abdullah Avcı da bu üçlü üzerinden oynuyor. İçeride bu üçlünün başarılı olduğunu görüyoruz. Ben onun için bu üçlüyü bozacağını düşünmüyorum. Santosfordo Maxi Gomez, Umut Bozok çok formsuz. Naci, Lahtimi bu iki oyuncuyu değerlendireceğini düşünmüyorum. Yusuf Yazıcı ve Badri son maçta 45'te oyundan aldı. Bu iki oyuncu 45'te oyundan çıktı. Ee, hani Canin'in performansı tatmin edici değil. Trezege sonradan oyuna girdi. Gene bekleneni veremedi. Şimdi Abdullah Avcı'nın işi gerçekten zor. Şu an kafası karışık. Deneme yapıyor şu anda. Takımda Canin'i mi oynatayım? Ötekini mi oynatayım? İşte sürekli bir kafada bir değişkenlikler yaşıyor şu anda. Abdullah Avcı da bu maçı final havasında yaşamak zorunda. Takımdaki oyuncuların da artık bir reaksiyonunu verip Galatasaray maçında bari şöyle bir 3 puanı cebimize koyalım. Sonra Galatasaray'daki kozumuzu bakalım paylaşalım. Nasıl oynayacağız? Ne yapabileceğiz? Biz bunu bir görelim. Biz bunu bir görebiliriz. Şimdi tabii benim kafamdan geçen kadro. Sağ bekte Larsen. Bruno Perez'in sakatlığı var. Densville Vitor Hugo. Bakın bunu artık dönmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hoca Batra de dönebilir. Ya hani Vitor'u ya şey yiyecek hoca Batra'ya. Benim düşüncem. Bu iş dance ile döner arkadaşlar. Dance ve ligde oynadığı dönemlerde iyi oynadı, hatasız oynadı ve kazandık. Batra, Vitorogo bu iki arasında gidecek hoca. Sol bekte Eren, orta saha Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Ömür. Hani e, gene Diamond gibi çıkayım. Gene ben işte çünkü ilk 15-20 dakikası iyiydi bakın. E, son oynadığımız, yenildiğimiz Hatay Spor maçında bakın Abdullah Avcı çok takıma eleştiri yapmadı ve ben Abdullah Avcı'nın ilk yarı oyundan memnun olduğunu düşünüyorum. Aslında Abdullah Avcı Hani o siyopsin bir var direktten döndü falan filan ya. Hani ben onu elimden kaçırdım düşüncesindeler. Bakın söylüyorum sizlere. Onun için gene hoca Yusuf, Badri, e, Maxi Gomez, Canini bu, bu oyuncuları atarsa ben şaşırmayacağım. Çünkü ilk 15-20 dakikayı beğendi. Öne geçti. Takım şöyle bir önde bastı. istekliydi gibi düşünüyorum ben. Ve bunun için de Abdullah abici gene belki işte Canini ile Trezeguet'i değiştirebilir. Bilemem. Bir tane iki tane değişiklik olur en fazla Bir stoper hattında olursa olur bir de hücumda kanatta. Onun dışında gene biz bir diamond'ı göreceğiz. İşte bizim sıkıntılarımız şu arkadaşlar. Takımımızı oturtamadık. Her hafta birileri ya sakatlanıyor ya kötü oynuyor ya işte beklene veremiyor ya hastalanıyor. İşte sistemimizi oturtamadık. Tabii rakiplerimiz bizi birazcık çözdü. Merkezi kalabalık tutuyorlar. Biz kanatları işletemiyoruz. Genelde merkezden gidiyoruz. Bizi kanatları yönlendirdiklerinde içeri orta kestiğimizde ceza sahası boş. Dönen topları alıp hızlı hücum yapıyorlar. Bizim tamamen çözüldüğümüzü düşünüyorum. Bununla alakalı Abdullah Avcı'nın bir çalışma yapması gerekiyor. İçeride iyisin, dışarıda kötüsün. Bunları çözmesi lazım hocanın. Bunlar tamamen hocada biten taktiksel, sistemsel işler arkadaşlar. Tabi şimdi Ola Braysen'e gelelim. Norveç basınından bir iddia ortaya atıldı. İşte 35 milyon bilmem ne parası bizim paramıza çevirmişler. 3 milyon euroya denk geliyor. Bu parayı kabul etmemişler. Bu parayı, bu teklifi yukarı çekmemizi istemişler. Ola Braysen de bunu doğrulamıştı daha önceden. Bu haberi yapıldığını. Trabzonspor takımımız gerçekten hani böyle bir genci alması gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Bence gerekiyor. Bizim takımımıza genç gelecek vadeden yatırım amaçlı ama bakın şimdi Latimi aldık yatırım amaçlı oynatmadıktan sonra bir işe yaramaz. Veya genç oyuncuları aldık Bursa Spor'da. Biz bu oyuncuları oynatmadıktan sonra bir işe yaramıyor maalesef. Biz eğer aldıysak oynatabileceğimiz gerçekten iyi Trabzonspor takım formasını giyebilecek yabancı oyuncuları almamız lazım. Ola senle alakalı işte Norveç basının iddiası Trabzonspor takımın teklifini Reddettiler diye bir basında bir TV kanalında bir açıklama yapıldı. Biz e, arayış içerisindeyiz ama maddi yönden de sıkıntıdayız. Eyvallah maddi yönden de sıkıntıdayız. Şu an ortada çok bir e, bilgi kirliliği de var. Bilgi kirliliği de var. Ortada <laughs> troller de çok fazla. Dikkat etmek lazım. Dikkatli olun. E, sakin olun. Her şey inşallah yoluna girer diye ümit ediyoruz. Çünkü önemli olan Trabzonspor takımı. Şahıslar bizim için ikinci planda arkadaşlar. Bunu da söyleyelim videomuzu sonlandıralım. Videomuz sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem size ayrı seviyorum. Bakalım Antalya Spor'un kadrosuna bakalım. Bizim bir teridmanımız bitsin. Kimler çıktı? Kimler sakatlık yaşayacak mı? Sakatlık olacak mı? Çünkü biliyorsunuz hemen hemen teridmanlarımızdan %70-80'inden sonra Kötü haberler geliyor. İnşallah bu sefer olmaz. Çünkü geçen haftadan çok sakatımız vardı. Son dakikada biliyorsunuz işte Malayat Kamçıçik sakatlandı dendi. Kadrodan çıkartıldı. İşte Abdülkadir Ömür sakatlandı dendi. Teridman'da ağrısı oldu dendi. ile aynı şekilde. İnşallah bu e, antrenmanla bir problem olmaz. Takımımız tam kadro çıkar. Bir iki tane eksikliğimiz var ama telafi edilecek eksiklikler diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.